Bugün günlerden cuma. Çok güzel bir yerdeyiz. Çanakkale'mizin Çan ilçesinin Terzalan beldesindeyiz. Yanımızda değerli hocalarımız, öğrencilerimiz var. İlk önce ben bu mübarek günü namazımızı idrak ettik camimizde. Hocam ilk önce sizden başlayalım. Terzalan belde cami imamı Fatih Zeybek hocamız. Buyurun hocam, sizle başlayalım. Teşekkür ediyorum. İsmim Fatih Zeybek. Terzalan beldesi 1. Camii'nde İmam Hatip olarak görev yapmaktayım. 12 yıldır buradayım. Beldemiz şirin bir belde. İnsanlarımız çok güzeller. Biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Ve bulunduğumuz yerde çok memnunuz. Hepsinden Allah razı olsun. Bugün hocalarımız, Çan İmam Hatip Lisesi Müdürümüz, evet, ve öğrencilerimiz bizi misafir ettiniz. Geldiler, bizi ihya ettiler. Cuma namazını kıldırdılar, hutbeyi verdiler. Kardeşimiz bölge üçüncüsü olmuş. Kendisini tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum inşallah. Kardeşimiz ezan okuma yarışmasında 1. olmuş. Kendisinden çok memnun olduk. Sesi çok güzel. Makama uygun bir şekilde ezanı okuyor. İnşallah bu kardeşlerimiz gelecek vaat ediyor. Biz de bu yollardan geçtik. Ben 99 Big İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Şu an öğrencilerimiz çok şanslı. Biz görevlendirmeyle gittiğimizde tatbika için kendimiz giderdik. O zaman ulaşım yok, vasıta yok. Gidersin, zaten gençsin, bir tedirginlik oluyordu. Ama şu an gerçekten öğretmenlerimiz, hocalarımız, müdürlerimiz çok sahip çıkıyor. Öğrencileri kendileri getiriyor. Yanlarında büyük bir destek oluyor. Ve biz istiyoruz ki şu an, yani ülkemizde çok büyük imam açığı var. İlçemizde şu an belki 20'ye yakın hala boş kadromuz var, münhal kadrolar var. Tabii arkadan yetişmesi gerekiyor. Yani bu imam hatipler bizim. Evet. Biz bu öğrencilerimizi, yavrularımızı imam hatiplere gönderirsek imam açığı çekmeyeceğiz. İşte bazı köylerimiz var hocam. Bir daha temas etmenizi istiyorum. Birçok bak şimdi köyümüz var, imam hatibi yok. Cenaze oluyor komşu köylerden. Evet. Cenazenin yıkanması, defni için insanlar uyla. Bak Ramazan ayını geçirdik. Teravih namazları kılınacak. Emekli imamlar bulunmaya çalışıyor. Yani Ramazan'ın heyecanı bile imam olmayan köyde yaşanmıyor. Evet. Cuma olacak, emekli imam aranıyor. O gün cuma kılınacak mı, kılınmayacak mı? Bizim çevre köylerden bile şu an boş kadrolarımız var. Cuma günleri 80 yaşında daha üstü insanlar bile cuma namazı kılmak için Terzalan beldesine gelmeye çalışıyorlar. Yani öğrencilerimize fırsatlar tanıyalım, imkanlar tanıyalım ve onları yönlendirelim ki arkadan gelen dinine, vatanına, memleketine hizmet edecek inşallah nesiller yetiştirsin. Bu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. En başta hocalarımızı tebrik ediyorum. Sizden hocam velilerden. Tabii yani velilerimize biz ve mesela bu şeylerde hep söylüyoruz hutbelerde. Okulların açılmayacağı zamanlarda, cuma hutbelerinde, vaazlarda söylüyoruz. En başta yani daha ortaokul bölümünde bile İmam Hatip'e öğrencisini göndermeyene bile diyoruz ki kardeşim okulda şu seçmeli dersleri, Kur'an-ı Kerim'i, Peygamber Efendimiz'in hayatını seçsin. Bir insan Allah'ını, peygamberini, kitabını bilirse anasına, babasına, dinine, memleketine daha güzel hizmet eder. İnancı, itikadı sağlam olursa yaptığı her iş daha güzel olur diye söylüyoruz. Ama yani tercih gene velilerin oluyor. Biz sadece tebliğ etmek görevindeyiz. Evet. Destek olmak zorundayız, yönlendirmek zorundayız. Her türlü kardeşlerimizin yardımına her daim hazırız. Teşekkür ediyorum. Ben de bugün çok memnun olduk, ihya olduk. Evet. Bize şeref verdiniz, onur verdiniz. Hoş geldiniz tekrar diyorum. Ben de Fatih Zeybek hocamıza, Terzalan Belediye Camii imamı Fatih Zeybek hocamıza çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzı sağlık diyoruz. Allah razı olsun. Yanı başımızda İlhan Keçeci hocamız var. Ona da sözü veriyorum. Çünkü bu öğrencilerimizin yetişmesinde temel kaynak. Estağfurullah. Buyurun hocam. Evet, biz de bu cumanın güzel saatinde
Çanımızın güzel beldesi Terzalan olmaktan onur duyduk, gurur duyduk. Allah razı olsun. Fatih Zeybek hocamız bize çok güzel ev sahipliği yaptı. Allah razı olsun. Burada öğrencilerimizle birlikte mesleki tatbiki çalışması yaptık. Öğrencimiz Salim Sapan hutbemizi, cuma hutbemizi, namazımızı icra etti. Öğrencimiz Tayyip Şamil Ceyhan ezanımızı icra etti. İnşallah bu güzel öğrencilerimizin yaptığı bu çalışmalar beldemize de güzel bir örnek olmuştur. Allah'ım inşallah bize bu öğrencilerimizin sayısını arttırmayı nasip eder. Amin inşallah. Biz de bu konuda hocamız da cumada çok güzel bir konuşma yaptı. Evet. Bu konuda desteklerini bekliyoruz. Sağ olsun Terzalan bize bu konuda çok büyük destek veriyor. Evet. Şu an okulumuzdaki öğrenci sayısının %20'si gibi bir rakam Terzalanlı. Bu da bizi çok mutlu etti. Biz de bu vesileyle buraya gelmeyi uygun gördük. Evet. Allah razı olsun. Hocamız da çok güzel ağırladı. Bence İmam Hatip'te olmak ayrıcalıklı. Onlar da bu ayrıcalığı bugün gösterdiler. Rabbim inşallah sayılarını artırır. İnşallah. Sağ olsun Ersan Bey de bugün bizi kırmadı. Geldi böyle güzel bir röportaj yaptık. İnşallah bu mesajlarımız güzel yerlere gider. İnşallah. Vesile olur. Sadece Allah herkesten... Şöyle, evet hocam. Sadece ben değil bir de bu işin kaynağı bize ulaştıran değerli arkadaşımız Ahmet Kabalcı'da. Evet Ahmet Bey de var. Kendisi Terzalan'da. O da bize ev sahipliği yapıyor. Bu mutfak tarafında gözükmeyen... Ona da teşekkür ediyoruz. Şu an tabii kendisi kamerada gözükmüyor. Ona da teşekkür ediyoruz. İnşallah çok güzel bir çalışma oldu bugün. Çok memnun kaldık. Şu anda da cumadan sonra bayan öğretmenlerimiz kız öğrencilerimizle birlikte Terzalan beldesindeki köy hanım bayanlarına hanımla şu an vaaz programı icra ediyorlar. İnşallah biz buradaki çalışmalarımızın hayırlara vesile olur. Buradan daha çok öğrenci bekliyoruz. Az önce bahsettiğim gibi yani şu an okulumuzdaki %20 gibi bir rakama tekabül ediyor. İnşallah bu artarak devam eder. Fatih hocam da bize destek verecek bu konuda. Allah razı olsun. Hepsine İnşallah. Teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizden onlardan zaten bu sene bizi gerçekten çok mutlu ettiler. Kendileri Çanakkale'de Salim öğrencimiz hutbede il birincisi oldu. Tayyip de namaz okumada, ezan okumada il birincisi oldu. Kendileri bölgede de derecelerine devam ettiler. Salim Marmara bölgesinde hutbede 3. Tayyip de ezan okumada Marmara'da 4. oldu. Bizi gururlandırdılar. Bizi çok mutlu ettiler. Rabbim onları da mesut etsin. İnşallah. Onlar bu sene bizim son sınıf öğrencilerimiz. Yakın bir zaman sonra, bir ay sonra bizden ayrılacaklar. Rabbim onlara inşallah bu aldıkları emeklerin karşılığını vermeyi nasip etsin. İnşallah. İnşallah ikisinden de İlahiyat Fakültesi bekliyoruz. İnşallah. İnşallah kendilerini çok iyi yerde göreceğiz. Rabbim onların yolunu açık etsin. Evet. Ayağına taş değdirmesin. İnşallah. Teşekkür ederim Ersan Bey. Rica ederim. Bundan sonraki sağ başımızda oturan değerli Salim Sapan kardeşimiz. Onlar da söyleyeceği bir şey vardır. Buyurun ona mikrofonu veriyoruz. Teşekkür ederim. Bu hale böyle bir yarışmaya gittiniz, kazandınız. Nasıl oldu? Bir kısa ondan bahsedelim. Bir de sesiniz çok güzel. Allah razı olsun. Ben şahsen çok memnun oldum. Hocalarımız da Allah müdürümüz de aynı konuyu temas etti. Allah razı olsun. İnşallah daha iyi yerlere yani, gidecek. Yani buyurun. Hocam öncelikle selamun aleyküm. Ben ismim Salim, soyadım Sapan. Çan Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya Allah'ın izniyle katıldık. Derecelere girdik çok şükür. Tabii bunda hocalarımızın ve yapmış olduğumuz mesleki çalışmaların çok büyük bir katkısı var. Şimdi zamanında hatırlıyorum da ilk sınava girdiğimde 8. sınıftım, mezun olacaktım. Sınava girdiğimde şöyle bir şüphe vardı. Acaba nereye gitsem? Gelecek kaygısı yaşıyordum. Acaba ne yapsam, ne etsem? Hani sağ olsun babam beni İmam Hatip'e yönlendirdi. Allah ondan razı olsun. İmam Hatip'e geldim Allah'ın izniyle. Hocalarımız gerçekten mesleki eğitim konusunda başarılılar. Allah hepsinden teker teker razı olsun. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Özellikle hocam bu senede İlhan hocamızla beraber mesleki çalışmalara çeşitli köylerimize gittik. Bugün de Terzalan beldesindeyiz. Çanımızın Terzalan beldesindeyiz. Burada olmaktan çok mutluyum. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Teşekkür ederim. Biz de bu duygusal konuşman için canı gönülden tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Ayrıca inşallah daha güzel yerlerde seni görmek istiyoruz. Allah razı olsun. Tabii ki az önce İlhan hocamızın, değerli Fatih hocamızın da sizden çok memnun oldular. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz çok güzel karşıladılar.
şeye hitap şekliniz mükemmeldi. Ben gerçekten diksiyon olarak, konuşma olarak Allah razı olsun. Sizi eğiten hocalarınızın ne kadar kaliteli, ne kadar güzel bir eğitim camiasının olduğunuzu elhamdülillah gösterdiniz. Ben de mütevazi bir konuşmalarınızı tekrar teşekkür ediyoruz. Ne teşekkür ederim. Bir de yanı başımızda Tayyip Şamil Ceylan kardeşimiz var. O da ezan da birinci oldu. Evet. Marmara üçüncüsü. O da kendisine söz verelim. Ona bir iki soru soracağım. Buyurun. Ben adım Tayyip Şamil Ceyhan. Danapınar köyündeyim. Çan Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisiyim. Bu sene yapmış olduğumuz çalışmalar gerçekten çok iyi. Allah razı olsun öğretmenlerimizden, hocalarımızdan. Bize bu konuda her türlü maddi manevi desteği verdiler. Çanakkale birincisi, Marmara dördüncüsü oldum Allah'ın izniyle. Allah bunu bana nasip etti. Bunda öğretmenlerimizin, hocalarımızın payı çok büyük. Köylerde yapmış olduğumuz çalışmalar bunu çok destekledi. Ben ezan okumaya çok küçük yaşımda başladım. Danapınar'da camide yavaş yavaş okuya okuya bunu geliştirdim. Sonra okulumuzla beraber yaptığım çalışmalar bana çok katkı sağladı. Teşekkür ederim buradan öğretmenlerimizden, hocalarımızdan. Allah razı olsun diyorum. Şimdi ben bir şey soracağım. Değerli Fatih hocamız olsun, İlhan hocamız olsun veyahut da değerli kardeşimiz Fatih. Şimdi yanlış telaffuz ediyoruz, kusura bakmayın Salim. Şimdi İstanbul'da İslam dininden olmayan bir vatandaş yolda giderken çok güzel bir ezan okuyor, duyuyor. Evet. Diyor, duymuşsunuz hocam bu evet, şeyi. Var. Yani ezanın o kadar güzel okunmasından o kadar hoşnut oluyor ki ben diyor ilk fırsatta İslam dinini seçeceğim diyor. Evet. Ve evet, biraz yürüyor. Başka bir camide ezanı kötü, yani kötü demeyelim de makamında okumuyor. Anlamı aman Allah'ım diyor, vazgeçtim diyor. Şimdi buna istinaden, yani buradan yola çıkarak hakikaten güzel sesli, güzel makamında söylediğimiz zaman kulağa hoş geldiği gibi de dini duygularımızı, akide dediğimiz dini akidelerimizi, öyle değil mi hocam? Yani bu şey yapıyor. Size de Allah böyle bir güzel bir ses nasip etti. Bunu inşallah daha iyi günlerde, daha güzel büyük bir yerlerde şey olursunuz. İnşallah, Allah razı olsun. Başarılarınızı tekrar başarılı olmanızı dilerim. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. İzninizle bir şey daha söyleyebilir miyim? Tabii, buyurun. Tabii, teşekkür ederim. Buyurun. Hocam kusura bakmayın. Estağfurullah, buyurun. Şimdi tabii okulumuzun dediğimiz gibi çok bize katkısı oldu. Okulumuz çeşitli imamlardan eğitim alabilmemiz için bizi gerçekten de desteklediler. Bizim Çan Fatih Camii İmam Hatibi Burhan Bilim hocamız, Allah razı olsun kendisine, yarışmada bana çok büyük katkıları olmuştur. Allah onlardan ve bizi destekleyen bütün herkesten tekrardan razı olsun. İnşallah Rabbim yolumuzu muvaffak eylesin. Amin. Amin. Şey, tabii, buyurun hocam. Az önce söylemeyi unuttum. Biz bu sene mesleki çalışmalarda özellikle bazı köylerimizde imam yoktu. O imam olmayan köylere, özellikle ne 20 güzel tane köyümüze gittik. Öğrencilerimiz orada mesleki tatbikatlarda bulundu. Ve bunların da meyvesini biz zaten yarışmalarda aldık. Hem o köylerimiz bu hizmetten yararlandı. Evet. Hem öğrencilerimiz de buradaki mesleki anlamda kendilerini geliştirdiler. Tatbikat evet yaparak. Biz inşallah seneye de bunu da arttırarak devam ettirmek i̇nşallah istiyoruz. Hocam. Çünkü böyle Fatih hocamız gibi çok değerli hocalarımız bizi çok güzel ağırlıyor. Hem böyle köyümüz için, hem beldemiz için, hem çanımız için çok güzel oluyor. Öğrencilerimiz kazanıyor, aynen, köylerimiz kazanıyor. İnşallah Rabbim bu konuda bize güç verir, destek verir. İnşallah. Bu güzel öğrencilerimiz sayısını arttırırız. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tekrar Ersen Bey'e, Fatih hocamıza, Ahmet Bey'e, öğrencilerimize. Evet. Hepinizden Allah razı olsun. Amin. Bizi izleyen değerli takipçilerimiz, biz de çanımızın güzel bir beldesi olan Terzalan'dayız. Hocalarımızla sohbet etmeye çalıştık. Onların duygularını, düşüncelerini aldık. Kendileri güzel bir sohbet olduğumuza inanıyorum. İnşallah. Bizi bu mutfak kısmında olan, bize bu sesleri, bu güzel görüntüler aktaran değerli arkadaşımız Ahmet Kamalı'ya, değerli hocamız İlhan
hocamıza, Salim kardeşimize, Allah razı olsun. Fatih hocamıza, Tayyip Şamil Ceylan ezan dirigisi arkadaşımıza, ben Terzana halkına teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık diyoruz. Bir daha inşallah güzel bir söyleşide görüşmek üzere. İnşallah.